Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Gece geç saatte mesaimiz devam ediyor. Biz hala lüfere çalışıyoruz arkadaşlar, sallama çaparıya çalışıyoruz. Bunları 10'lu 15'li olarak hazırlıyoruz. Simlerden yapıyoruz, tüylerden yapıyoruz. Şimdi bir sıkıntımız var. Şimdi çoğu kardeşlerimiz bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. Çok sorular soruluyor bize, telefonlar açılıyor. Biz bunu nasıl kullanalım diye. Şimdi arkadaşlar lüfer çaparilerinde 3 türlü çapari kullanımı vardır. Bir su üstü takımı diyoruz, su üstü çaparisi, bir dip çaparisi, bir de sallama çapari. Şimdi ben elimden geldiği kadar becerebilirsek inşallah ben sizlere çizimini anlatmak istiyorum bunu. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Bu teknemiz. Şimdi takımı buradan indiriyoruz arkadaşlar aşağıya. Bu şekilde kösteklerimiz. Burada altta kurşunumuz arkadaşlar. Bunun ismi sallama çaparı. Normal istavrit gibi. Bu lüfere kullandığımız takım bu. Bu şekilde bunu sallayarak yani motor üstü kullanıyoruz. Motorumuz bu arada rölantide çalışıyor. Daireler çizerek dolaşıyoruz. Sallama dediğimiz çaparı bu. Bunun ismi sallama lüfer çaparısı arkadaşlar. Bir de şimdi şu şekilde ben size izah edeceğim. Bu sallama. Bunu gördük. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu da aynı dip çapar istediğimiz olay. Bu ana bedenimiz. Şimdi buraya ayaklık yapıyoruz. Bu ayaklık. Bunu biz örgüden de yapıyoruz. Üçlü fır döndüden de olur. Burada kurşunumuz arkadaşlar. Bu çaparımız bizim. Bunun ismi dip çaparısı. Burada kösteklerimiz. Dikkat ederseniz burada kurşun önde. Bu arkası boş. Bu şekilde geliyor. Şimdi bunda da sıkıntılar var kullanımla alakalı. Şöyle, bunda motor hızının 2 mil olması gerekiyor. Bundaki meselelerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Bu kurşunu dibe değdiriyoruz, bir kulaç yukarıya alıyoruz. 30, 40, 50 metre kadar gittikten sonra tekrar dibi buluyoruz. Çünkü alt taban sürekli aynı zemin değil, aynı derinlikte değil, değişiyor derinlikler. Bu sefer birdenbire uçuruma geliyoruz veyahut da işte balık dipte, biz yokuz dipte. Takım yok. Şimdi bundaki hususlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Kurşun ağırlığını nasıl ayarlayacağız? Şu apiko dediğimiz olay var. Şu açı var ya arkadaşlar. İşte 30 derecelik bir açı. Takımın böyle gelmesi gerekiyor. Eğer ki takımı bu şekilde yahut da bu şekilde uçurursak köstekler bedene yapışır. Bu sefer de aksiyon yapmaz. Yani balık alamayız. Bizim yapmamız gereken şu çizdiğimiz şık. Bu apiko yeterli arkadaşlar. Dikeylilik yani. Bu dip çaparısı tabir ettiğimiz çaparı. Bir de şimdi aynı şekilde arkadaşlar su üstü. Bu su üstü kullanımı da kolay. Bunu da şöyle çizelim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Bu da su üstü çaparımız. Burada bir fır döndüğümüz var. Burada bir fır döndüğümüz var. Takım bu şekilde başlıyor. Şu şekilde kösteklerimiz devam ediyor. Bunu da su üstü bırakıyoruz. Bundaki mesele şu arkadaşlar. Sadece biz bu takımı teknemizden 6 kulaç arkaya bırakacağız. 6 kulaçtan sonra köstekler başlıyor. 6 kulaç bırakmamızın sebebi şu. Takımın dümen suyundan çıkmaması gerekiyor. Bu pervane tabir ettiğimiz dümen suyu. Bundan çıkmaması gerekiyor takımımızın arkadaşlar. Eğer takımı bundan çıkartırsak köstekler bedene yapışıyor. Bu sefer de aksiyonu engelliyor. Bunun ismi su üstü dediğimiz çapari. Aynı şekilde levrek de aynı şekilde kullanılıyor. Torik de aynı şekilde kullanılıyor su üstünden. Lüfer de aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Saygılarımla.